Hollanda'da 2 Mart'ta yapılacak eyalet seçimleri için siyasetçiler çağrıda bulunmaya devam ediyor. SDA Partisi'nden aday olan İbrahim Emili de bu siyasetçilerden biri. Emili tüm seçmenleri 2 Mart'taki seçimlerde oy kullanmaya çağırdı. Yaklaşık 23 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. 16 yıldan beri de siyasi hayatta varım. SDA'da, Hristiyan Demokrat Çağrı'da çeşitli kademelerde görev aldım ve 2011 yılında, 2 Mart 2011'de yapılacak seçimler için, eyalet seçimleri için de 16 sıradan adayım. Ben bu kez de İşçi Partili milletvekili Pierre Heine ile görüştü. Heine, 2 Mart'taki eyalet seçimlerinin Hollandalı Türkler başta olmak üzere göçmenler açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Hollanda parlamentosunda milletvekili olan Hollanda İşçi Partisi üyesi Pierre Heine ile bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Guten Tag Ersiz. Türkçe yapalım ve hemen sorumu yöneltiyorum. 2 Mart'taki eyalet meclisi seçimlerinin göçmenler açısından önemini Sayın Heine önce bunu soralım. Kan meneer Heine het kort aangeven wat voor belang 2 Mart voor met name migranten hier in Nederland en in het bijzonder in Zuid-Holland heeft? Oké, okay. Ja, de verkiezingen op 2 maart, die zijn van geweldig groot belang. Dit kabinet, dat kan alleen werken als ze de meerderheid krijgen in de Eerste Kamer. Dat moeten we zien te voorkomen, omdat dit kabinet slecht is voor de economie. Er wordt te veel bezuinigd. Omdat het kabinet slecht is voor het onderwijs. Pas het onderwijs wordt op bezuinigd, maar als je lang moet studeren, wordt je dat ook onmogelijk gemaakt. En het kabinet is slecht voor migranten. Neem bijvoorbeeld de maatregel waardoor je veel meer moet gaan betalen voor de naturalisatie als je Nederlander wilt worden. En zo is er nog een groot aantal maatregelen wat negatief is voor migranten. Dus, beste mensen, stem Partij van de Arbeid, stem tegen dit kabinet voor een betere economie, voor onderwijs en een gewone gelijke behandeling van migranten. Türk kökenli seçmenler için özel olarak söylediği bir şey var mı? Bu da son sorum olacak. Türk kökenli seçmenler için özel olarak söylemek istediği bir şey var mı? Ve tabii ki 2 Mart seçimleri kapsamında. In het kader van de 2 Mart verkiezingen heeft u nog een specifieke boodschap voor migranten, in het bijzonder dan Turkse stemmers? Turkse stemmers zijn net zoals alle andere stemmers gebaat bij een goede economie. Ik heb veel vrienden, Turkse vrienden, ondernemers, die ook willen dat de mensen wat te besteden hebben en niet kapot worden bezuinigd. En Turkse mensen willen vooruit en besteden veel aandacht aan het onderwijs van hun kinderen. Dat betekent dat Turkse mensen, net zoals anderen, ook aangewezen zijn op een kabinet wat in onderwijs wil investeren en niet wil afbreken. En tenslotte zijn er mensen zoals Bahattin Erbas, die ik al tientallen jaren ken en nu kandidaat is voor Zuid-Holland. En die het gewoon verdient om ons te vertegenwoordigen. Dus ik zou zeggen, Turkse mensen, stem op de Partij van de Arbeid, stem op Bahattin Erbas. Mutlaka oy verin. 2 Mart'taki eyalet seçimlerinde İşçi Partisi'nden Türk kökenli adaylar da seçilmek için ter dökecek. Bunlardan biri de Güney Hollanda Eyalet Meclisi listesinde 17. sıradan aday olan Bahattin Erbaş. 51 yaşındaki Tokatlı Erbaş, yapımcımız Fatih Güllepoğlu'na partisinin ve kendisinin yapacakları ile ilgili bilgiler verdi. Ben de Güney Hollanda PvdA listesinde 17. sırada adayım. 2 Mart'ta yapılacak seçimlerde umuyorum ki halkımızın bize vereceği oyla seçilip mecliste milletvekili olarak yerimizi alacağız. Bahattin Bey, biraz kendinizden bahseder misiniz? Hollanda'ya ne zaman geldiniz, ne zaman partili oldunuz ve burada nereden, örneğin Rotterdam mı aday oluyorsunuz? Bu konularda ben ilk önce kısa özgeçmişinizi alayım. Evli misiniz, çocuklarınız var mı? Bütün bunları kapsayan bir özgeçmiş aldıktan sonra da yine bazı sorularım olacak. Ben 1960 Turhal Tokat doğumluyum. 1977 yılında 17 yaşındayken aile birleşimi kapsamında Hollanda'ya geldim. Hollanda'ya geldiğim günden itibaren de sürekli Den Haag'da yaşadım. İşte Hollanda'da belli bir arayıştan sonra, yolumu bulduktan sonra değişik sosyal kurumlarda görev yaptım. Bu arada tabii ki orta ve yüksek dereceli sosyal hizmetler akademilerinde eğitim gördüm. Kısa bir sürede üniversite eğitimi aldım. İşte dediğim gibi birkaç yıl değişik sosyal kurumlarda çalıştıktan sonra
1988 yılında Denak Belediyesi'nde strateji geliştirme uzmanı olarak görev yapmaya başladım. İşte bu geçtiğimiz 24 yıldır da halen bu görevimi devam ettirmekteyim. Tabii ki zaman içerisinde hem belediye içerisindeki değişikliklerden hem de kariyer açısından baktığımızda şu an üst düzey memur olarak görev yapmaktayım. Görevim gereği de politikaya çok yakınım. Bu yakınlığı da göz önünde bulundurarak ben halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için eyalet meclisi seçimlerine aday oldum. Çünkü bu meclis seçimlerinde seçildiğimde görevimi de belediyede devam ettirerek de milletvekili olarak da çalışmalarımı yapacağım. Seyircilerimizin de takdir edeceği gibi ne yazık ki biz yabancıların belediyelerde olsun, bakanlıklarda olsun çalışanların sayısı yok denecek kadar az. Ben de buradaki pozisyonumu bırakmadan onun yanında da işte meclis üyeliğine devam etmek istiyorum. Tabii ki 2 Mart'ta seçildikten sonra. Evet, bu arada siz tabii bu durumda Denak'tan adaysınız değil mi? Evet, ben Denak bölgesinden adayım. Bu bizim işte Batı bölgesinde Westland dediğimiz bölgeyi de kaplıyor. Denak bölgesinden adayım ama tüm Zuid Hollanda yani Güney Hollanda'da oturan Hollanda pasaportuna sahip insanlarımız bana oy verebilecekler. Yani ben sadece Denak'tan oy değil, tüm Güney Hollanda bölgesinden de oy verilebiliyor bana. Ben işte eyalet meclis üyeliğine seçildikten sonra tabii ki partimizin programı doğrultusunda halkımıza yönelik çalışma yapmak istiyorum. İççi Partisi her zaman sosyal adaletten yana, iş imkanlarının yaratılmasından yana, fakirlikle mücadeleden yana olmuştur. Eşit, özgür bir Hollanda'nın olması için yıllardır çaba sarf etmiştik. Ben de tabii ki bu doğrultuda sosyal demokrat bir yapıya sahip insan olarak da partimizin programı doğrultusunda çalışmalarımı devam ettireceğim. Ben istiyorum ki bizim insanlarımızla eyalet biraz daha kaynasın. Çünkü şu anda eyalet biraz insanlarımıza uzak bir pozisyonda gözüküyor. Ama öbür taraftan da eyalet meclisinin çok önemli görevleri var. Bunlar işte tabii ki yol yapımı, hastanelerin yapımı, çevre bakımı, işte insanların daha rahat yaşayabilecekleri alanların yaratılması. Ama en önemlisi bilhassa da bizim insanlarımızı ilgilendiren bir konu ise sorunlu gençlere ve çocuklara yönelik yapılan sosyal hizmetler. Ne yazık ki sudan bahanelerle çoğu ailelerin çocukları ailelerinden koparılaraktan yetiştirme yurtlarına ya da koruyucu ailelerin yanlarına yerleştiriyorlar. Bu da bizim insanlarımızı çok zor durumda bırakıyor. Ben seçildiğimde bu sosyal hizmetlerin daha sosyal, daha adil yapılması için de yasa önerilerinde bulunacağım. Bizim de burada kültürel ve dini değerlerimizi göz önünde bulundurarak çalışmalar yapılması gerekiyor. İnsanlarımızın bu konuda haklı olarak çok şikayetleri var. Bizim partimiz sizin de tespit ettiğiniz gibi Hollanda'da yükselmeye başlayan ırkçılığı, toplumda yaratılmak istenen kutuplaşmanı engellemek istiyor. Bunun için de biz istiyoruz ki insanlarımız 2 Mart günü tercihlerini PFDY'ye yaparak da şu anki hükümetin yapmak istediği bu olumsuz çalışmalara karşı durma fırsatını yakalayalım. Biz istiyoruz ki insanlar dini ve dillerini özgürce uygulayabilsinler, konuşabilsinler, yasata bilsinler. Çünkü biz Hollanda'da her zaman eşitliği, özgürlüğü savunmuşuzdur. Kutuplaşmanın her zaman karşısında olmuşuzdur. 2 Mart'ta bizim için çok önemli bir karar verecek halkımız. Seçimlerin sonucunda iki yol olacak. Ya işte eşitliğin, özgürlüğün, sosyal adil bir düzenin olduğu bir Hollanda ya da ırkçılığın daha da yükseldiği, kutuplaşmanın daha da belirgin hale geldiği bir Hollanda olacak. Tabii ki biz bu ikincisini istemiyoruz. Birincisini koruyabilmek ve daha da geliştirebilmek için halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Güney Hollanda'da 100 binin üzerinde Türk göçmen kökenli insanımız yaşıyor ve bunların büyük bir bölümü Hollanda pasportuna, kimliğine sahip. İşte bunların verecekleri oyla Türk kökenli eyalet meclisi üyelerimiz, milletvekillerimiz seçilecek. Burada da insanların çok duyarlı davranmaları gerekiyor. İşte eyalet bana uzak, işte benim için bir şey ifade etmiyor gibi bir düşünceye kapılmalarını istemiyorum ben. Çok duyarlı davranaraklar 2 Mart günü yoğunlukla oylarını kullanmalarını ve diyorum ki hiç evde kullanmamış oy kalmasın, herkes oylarını kullansın.